Ya kardeşim, oraya balkonları koyun diyorum. O balkonları beğeniyorum ben, beğeniyorum. Alo efendim. Mimarla toplantıdayız da. Ne? Ne diyorsun Gülistan, oğlan ne yapmış? Yutmuş, yutmuş. Bütün şişeyi yutmuş. Yetti enişten attı. Yetti bu şeyler yedik Allah seni. Yavrum uyan. Uyan yavrum. Uyan anasının kuzusun. Efendim. Yetti. Yavrum uyan. İşte geldim, buradayım. Acil bir durum mu vardı? Tufancığım, o kadar mı kötü? Gelin çocuklar, oturun. Şöyle söyleyeyim. AB grubunda ilk yüze bile girememişiz. Oo, çok sert, çok. Meslek hayatımda ilk defa başıma geliyor. Ben dedim Tuğba kalsaydı diye. Bunun burada 16-9'a bile sığmıyor Tufancığım. Arkadaşlar, tuhaf ama Total grubundaysa İkinci olmuşuz. Normal iki böyle. İki. Bir, iki. Yüze girememişiz, yine ikinci. Yüzde yokken orada. Arkadaşlar bakın, burada bir saatten beri mutluluktan ağlıyorum. Yani biliyorsunuz bu reyting işinde ilk 10 candır. İlk 5 krallıktır. İlk 3 de artık kanalın genel müdürünün masasına gider, ayaklarını uzatırsın ama ikincilik, yani bu kadarını beklemiyordun doğrusu. O zaman hocam dizi devam edecek yani, değil mi? Öyle. Yaşasın! Avamlığımıza, ajitasyonumuza, abartımıza sağlık. Ah! Peki yorumlar nasıl? Yani hiç yazı falan çıkmış mı? Dün gece Twitter'da TT olmuşuz. Herkes bizden bahsediyor. İyi mi, kötü mü hocam? Reklamın iyisi kötüsü olmaz Emir. Hocam, en büyük gazetenin internet sayfasına şimdi düşmüş. Üstelik bir sinema eleştirmeni yazmış. Sinema eleştirmeni mi? Fırat'ın yazgısı dün gece beni o kadar derinden sarstı ki oturup sıcağı sıcağına bu yazıyı yazmak zorunda hissettim. Bu dizi tahammül sınırlarını zorlayan, kepazeliğin dik alası, saçma sapan, acemice hatalarla dolu bir çöp yığını dedim kendi kendime. Buna rağmen bir virüs gibi, zararlı bir alışkanlık gibi kanıma girdi ve nedense seyretmeyi bırakamadım. Ah Tufancığım, İşte bu senin dehan. Öyle derler, evet. Bak, şu ana kadar okudukları benim bütün dizilerim için söylenmiştir, övmek gibi olmasın. O kadar yalan bir hikaye ve o denli abartılı oyunculuklar barındırıyor ki bir ara bunun gerçek olamayacağını düşündüm. Yanılmamışım. Zombi sahnelerinde saçmalık tavana vurunca asıl amaçlarının ne olduğunu kavradım. Fırat'ın yazgısı bu sektördeki bayağı işlere getirilmiş mükemmel bir eleştiri, klişeleri tiye alan orijinal, özenli, incecik ve yürekli bir absürt komedi eseri. Tebrikler bu cesur ekibe, emeklerine, çabalarına sağlık. Whoopsa! Özellikle mi yaptığımızı sanmışlar ben? Dizi o kadar kötü ki, yani bu kadar da olmaz deyip iyi sanmışlar. Biz farkında olmadan absürt komedi yapmışız. Bir şey çıkacaktı zaten, ben tahmin ediyordum. O zaman CT grubu beğenmiş hikayeyi, değil mi? Sonuna kadar kanal değiştirmeden seyretmişler. Eleştirmenler gerçek olduğuna inanamamış, absürt komedi sanmış. Benim oyunum her zamankinden daha doğal bulunmuş. Biliyordum, biliyordum. Senin çok başarılı olacağını biliyordum. Tufan'a dedim ki bir şans ver bu kıza ve yanılmadım. Sanırım Cihangir'in yeni efendileri bizleriz sevgililer.
bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım. Hadi at bakalım, aferin, aferin, yürü, aferin. Nefes al, 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 ver. Al. Al, anne. Al, al, al. Ver. Oksijen al. Al, al, al. Karbondioksit. Ver. Al, al, al. Gel otur annem, gel otur. Annem, annem. Orçun. Orçun. Orçun iyi misin? İyiyim lan, iyiyim. İyi, iyi, maşallah iyi. Hiçbir şey yok. Dur bakalım. Orçun. Orçun. Evet. Güzel. İsmini duyuyor, anlıyor ve cevap veriyor. Çok güzel. Orçun. Orçun. Şimdi. Kim bu? Bak. Anam. Anası kurban, anası kurban, anası. Tanıdın beni, tanıdın. Orçun biz şu anda neredeyiz? Evde. İki kere iki? Dört. Akıl gibi, akıl gibi benim çocuğum. Cumhuriyet kaç yılında kuruldu? Bin... Tamam onu boş ver. Beşiktaş'ın son maçtaki ilk 11'ini say. Hugo, Edu, Ricardo, Sima, Manuel, Fabian, Thomas, Egemen, İsmail, Roberto ve kalede Cenk. İyi. İlaç vücuttan tamamen çıktı. Kurtardık yavruyu. Yavrum benim, yavrum. Anasıl dur bana. Sen bunu neden yaptın? Neden yaptın çocuğum sen bunu ya? Babam beni sevmiyor anne. Baba seni sevmez olur mu? Sakın duymayın bir daha. Babam sözü. Beni sevmiyor Hayır, anne. Hayır yavrum, baban seni çok seviyor. Melek oğlum benim. Anam baban sana kurban olsun, sakın bir daha söyleme babam yavrum. Beni sevmiyor yavrum benim. Yok, yok. Hanımefendi, açsanız da çocuğun ağzını. İfade özgürlüğünü alıyorsunuz yavrunun. Sonra böyle oluyor. Almadım, almadım. Tamam, konuş çocuğum, konuş çocuğum. İyi misin? Ha, iyi misin? Ben iyiyim, babam öküz. Ha. İyileştin mi? Camus. Ama babası. Selahattin abi, Gülistan Hanım. Psikolojik danışmanlık açısından bu olayın bir daha tekerrür etmemesi için Orçun'la ilgili sizinle konuşmam gereken çok önemli şeyler var. Tatım, ben üstümü değiştirip Firuza'ya gidiyorum. Oradaki tepkileri de ölçeceğim. Tamam. Bu arada komedi yapmak çok keyifli ya! ne içersin? Kahve. Okey, hemen alıyorum. Hadi. Selam yalan kahvesi. Efendim, Orçun hassas bir genç. Hassasım ben. Her şeyden önce çocuğun bol bol uyuması lazım. Sakın sabahları erken kaldırmayın. Üzerinde baskı kurmayın. İşe, okula gitmesi için çocuğu zorlamayın. Bırakın canı isterse odasında internette takılsın. Canı isterse aşağı insin, kaykay yapsın. Önemli bunlar. Çok önemli. Hekim olarak konuşuyorum. Bu arada psikolojik rahatsızlıklarda müziğin iyileştirici etkisi, yeri ve önemi malum. Ne yapalım, evde müzik mi çalalım? Yok. Aşağıda yalan kahvesinde canlı müzik var, daha faydalı. Geceleri oraya insin. bir de... Beslenmeyle ilgili bir şeyler varsa artık bilmiyorum. Evet. Efendim, son araştırmalar ortaya koydu ki fındık ezmesi insanın sinir sistemi üzerinde dengeleyici bir etki gösteriyor. O yüzden bol bol, bol bol ekmek arası fındık ezmesi yesin. Pırasaydı, karnı bağırdı, bunlarla zorlamayın. Mozaik! Çok yaşa. Mozaik pasta vazgeçilmez diyet ögelerimizden bir tanesi. Onu da Servet Hanım'a söyleyelim. Mümkün olduğu kadar her gün, her gün, her gün yapsın. Anneannem. Evet. Ama asıl önemli olan anlayış, anlayış, anlayış.
Şimdi peki bu süreçte bizim ruh sağlığımız açısından ne öneriyorsunuz doktor bey? Tamam kızım yapma böyle. Topla kendini. Her şeyin hayırlısı. Elimde değil Şeymuz amcacığım. Sen çünkü zannediyorum broşür için kafenin fotoğrafları çekiliyor. Paparazzi o. Senin fotoğraflarını çekiyor bebeğim. Ne? Ünlüler Dünyası'na hoş geldin. Ama benden izin almadı. Aa naif. Çok naif. Evet. Gelin çocuklar. Dinleyin bakalım. Size bir haberimiz var. Hayırdır babacığım? Ay yoksa Rıza. Ya. Rıza ile Nur Hayat'ın nişanını haftaya yapıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun. Ne kadar güzel. Ne kadar sevindirici. Anne, ya. Annem. 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 Doğalım. Sarı anne. Anne.